Hepinize merhaba. Size biyoloji alanında yaşanan büyük ve şok edici bir keşiften bahsedeceğim. Fotosentez genellikle sadece bitkiler ve bazı mikroorganizmalar ile ilişkilendirilen bir süreç. Ama bilim adamlarının hayvan hücrelerini fotosentez yapabilir hale getirdiğini söylesem herhalde inanmazdınız. Ama işte uzun yıllar süren bir çalışmanın ürünü olarak bunu başardılar. Hepimiz fotosentez sürecinin ne olduğunu az çok biliriz. Bitkilerin güneş ışığını kullanarak enerji ürettiği bu olağanüstü süreç, bitkilerin yapraklarındaki küçük delikler aracılığı ile havadaki karbondioksiti alması ile başlar. Ve bitkiler kökleriyle topraktan suyu emer. Klorofil adlı bitkilerin yeşil pigmenti güneş ışığını yakalar ve bu enerjiyi kullanarak karbondioksit ve suyu birleştirir. İşte bu muhteşem sürecin büyüleyici anı burada başlar. Bu birleşim sonucunda glikoz ve oksijen üretilir, glikoz bitkilerin büyümesi ve enerji depolaması için kullanılırken, oksijen ise havaya salınır. Ve bu oksijen tüm canlıların yaşam kaynağıdır. Aslında hayvanlarda fotosentezi gerçekleştirme yeni bir çalışma değil. 1970'lere kadar uzanan bir mazisi var. Hayvanlarda fotosentezi gerçekleştirmek nasıl oluyor? Gayet basit bir çözüm gibi geliyor. Bitkilerdeki kloroplast hücrelerini hayvan hücresine yerleştirme fikri. İşte Tokyo Üniversitesi Entegre Biyoloji Laboratuvarı'nda bu araştırmanın babası, Profesör Sachihiro Matsugana'nın gerçekleştirmek istediği şey tam da bu. Çünkü hayvan hücreleri adeta bir güvenlik sistemine sahip. Bağışıklık sistemleri sayesinde yabancı maddeleri hızlı bir şekilde tanıyarak yok etmekteler. Bu noktada kloroplastlar bitkilerde bulunan özel organeller olduğu için hayvan hücreleri tarafından sanki bir uzaylı gibi algılanıyor ve bu durum başarısızlığın en büyük sebeplerinden birisi. Aynı zamanda kloroplastların ihtiyaç duyduğu sıcaklık koşullarında da bir sıkıntı var. Kloroplastlar genel olarak 30 derecenin altında çalışmayı ve yaşamayı tercih ediyor. Ama hayvan hücreleri çoğunlukla 37 santigrat derecede hayatta kalabiliyorlar. Bu sıcaklık farkı gene olumsuz bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu olumsuzluklara çözüm bulmak için Matsugana ve ekibi İtalya'daki volkanik kaplıcalarda şizondan kloroplastları keşfettiler. Çünkü bu kloroplastlar ilginç bir şekilde 42 derecede hayatta kalabiliyorlardı. Şizondan kloroplast tek hücreli ak türlerinden elde edilen bir kloroplast çeşidi. Bir diğer sıkıntı ise hayvan hücrelerinin kloroplastı bakteriler ve virüsler gibi bir yabancı madde olarak algılayarak onu hemen yok etmesi. Matsunaka ve ekibi buna da bir çözüm buldu. Kloroplastları hayvan hücrelerine zorla sokmak yerine onlara bir besin maddesi olarak vererek yeni bir strateji geliştirdi. Yani kloroplastları adeta bir yiyecek gibi sunduklarında hayvan hücreleri onları kabul etmeye daha istekli hale geliyor. Bu yaklaşım sayesinde bu organeller hayvan hücrelerinde en az 2 gün boyunca hayatta kalabiliyorlar. Bu süre zarfında kloroplastların fotosentezin ilk aşamalarındaki temel tepkileri gözlemlemesi mümkün oldu. Bu durum bilim dünyasında hayvan hücrelerinde fotosentezin varlığının kanıtlandığı ilk örnek olarak kaydedilmiştir. Kloroplastları hayvan hücrelerine entegre etme denemeleri gerçekten büyüleyici bir keşif. Sadece kloroplastların hayvan hücrelerinde kalabilmekle kalmayıp, aynı zamanda bu hücrelerin büyüme hızını artırdığını da gösteren bulgular heyecan verici. Matsunaga'nın ifadesiyle 50 yıldır kimsenin başaramadığı bir başarıya ulaşmış olmak, bilim dünyasında bir devrim niteliği taşıyor. Bu teknoloji gelecekteki tıbbi uygulamalarda da çok önemli bir rol oynayabilir. Örneğin kalp hastalığı olan bir hastanın damarlarına yeterince oksijen ulaştırabilmek için kalbe yakın bir LED ışık kaynağı yerleştirmek yeterli olabilir. Hayal edebiliyor musunuz? Oksijen enjekte etmek yerine ışık sayesinde hücrelerin kendilerinin oksijen üretmesi. Ancak bu harika gelişmenin gerçekleşebilmesi için araştırma ekibinin kloroplastları 2 günden uzun süre etkin bir şekilde tutabilme konusunda daha fazla ilerleme kaydetmesi gerekiyor.